Bugün 1,5 milyon liraya 400 kilometre menzilli bir elektrikli otomobil alırsanız birkaç sene sonra aynı fiyata 1000 kilometre menzilli daha iyisi çıkacak diye endişe mi ediyorsunuz? Bu videoda hemen şimdi elektrikli otomobile geçmenin fayda ve zararlarını ortaya koyacak kafanızdaki soru işaretlerini gidermeye çalışacağız. Bugün özellikle Türkiye'de elektrikli araç almak istediğinizde bu otomobillerin cep telefonu gibi olduğunu, çok hızlı güncellendiğini ve birkaç sene içerisinde değerini kaybettiğini söyleyeceklerdir. Hatta bu argümanı kuvvetlendirmek için sıklıkla Renault Fluence ZE örneğini verirler. Otomobilin yatırım aracı olduğu ülkemizde insanları ciddi şekilde tedirgin ediyor bu durum tabii ki. Fluence ZE ya da diğer adıyla elektrikli Fluence biliyorsunuz ki çöp olmuş, başarısız da uğramış bir elektrikli araç projesi ve Türkiye'de üretilmişti. Bu örnek üzerinden aslında insanlara otomobilin ülkemizde hala yatırım aracı olması sebebiyle elektrikli otomobilin bu konsepte uymadığını ve bugün bir elektrikli alırsanız gelecekte çok ciddi zarara uğrayacağını söyleniyor. Tabi aslında bu durum hiç de böyle değil. Hatta bu iddiamızı kuvvetlendirmek için Fluence örneğine bir göz atalım. Renault Fluence biliyorsunuz 2010'lu yıllarda hem Avrupa'da hem Türkiye'de oldukça popüler olan orta segment bir sedan otomobildi. Bundan 12 yıl önce satışa çıkan bu elektrikli sedan 22 kWh kapasiteli bir batarya, 70 kW yani 95 beygir gücünde bir elektrik motoru ve en iyi ihtimalle 183 km menzille piyasaya sürülmüştü. Fakat işler pek tahmin edildiği gibi gitmedi. Müşteriler çok fazla ilgi göstermedi bu otomobile. 2014'te üretimi bittiğinde hem Renault hem de elektrikli araç dünyasına adını bir başarısızlık olarak yazdırmıştı elektrikli Fluence. Tabi bugünlerde bu başarısızlığın en büyük sebebi hızla gelişen elektrikli araç ve batarya dünyası olarak gösteriliyor ama aslında o günün şartlarında da Fluence ZE projesi çok kötü başlamıştı ve çok kötü ilerlemişti. Bu başarısızlığın gerçek sebebi aslında Fluence ZE'nin gerçek bir elektrikli araç olmamasıydı. Çünkü Renault bu projede mevcuttaki benzin dizel motorlu Fluence'in altyapısını kullanarak, şasisini kullanarak aslında bir elektrikliye dönüştürme projesi ortaya çıkarmıştı. Yani en başından Renault'un tamamen elektrikli bir otomobil geliştirmediğini buradan çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Zaten elektrikli araca ait olmayan bir platformda bataryayı arka koltuğun arkasına sıkıştırmak zorunda kalıyorsun. Hatta bu bataryayı seçerken ciddi sıkıntı yaşıyorsun. 280-290 kilogram gibi o günün şartlarında bile çok ağır olan 22 kWh olmasına rağmen bir batarya paketiyle çalışıyorsun ve neticesinde aracın ciddi şekilde ağırlık dengesini bozuyorsun. Üstüne yine o günün şartlarında 160 kilogram seviyesinde külçe gibi 95 beygirlik bir elektrik motorunu koyuyorsun bu arabaya. Neticesinde ne ağırlığı, ne bataryası, ne menzili, ne performansı, ne verimliliği iyi olan bir devşirme elektrikli otomobil çıkmış oluyor. Bunların hepsi yetmezmiş gibi 2011 yılında bataryası değiştirebilir bir araç tasarlıyorsun ve bu bataryayı müşterilerine aylık kiralama yöntemiyle sunuyorsun. Üstüne üstlük bunların hepsini birkaç yaşındaki bir girişime emanet ediyorsun. O batarya değişim firması da 2 sene sonra batmaz mı? İşte 2013 yılında Renault'un elektrikli Fluence projesi böyle bir krizle karşı karşıya kalmıştı ve 1 sene sonra üretimi sona ermişti. Bu kadar başarısız bir donanımla yola çıkan ve ciddi talihsizlikler yaşayan elektrikli Fluence projesinin aslında Renault'un hataları yüzünden çöp olduğunu söylemeyelim de ne yapalım. Kaldı ki aynı dönemde Fransız Renault'un ortağı olan Nissan, 2010 yılında Nissan Leaf modelini benzer bir batarya, biraz daha kuvvetli bir elektrik motoruyla piyasaya sürmüştü ve bugün bile hala konuşulan Nissan Leaf modelini ortaya çıkarmıştı. Bu aracı 12-13 yıldır kullanan, hatta bataryasını değiştirip yeni nesil daha büyük bataryalarla daha uzun menzille elde edebilen Leaf sürücüleri görüyoruz. Dolayısıyla Nissan Leaf projesi başarısızlığa uğramazken hatta Japonya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Amerika'ya dünyanın dört bir yanına elektrikli araç fikrini ulaştırmayı başaran bu projenin başarısızlığın tam tersi bir başarı örneği olduğunu söylemekten geri duramayız. Aynı şekilde Renault'un modelinden bir sene sonra satışa çıkan Tesla Model S'in hala bugün kullanımda olduğunu, o günün şartlarında bile 60-70, 85 ve 100 kWh gibi bataryalarla piyasaya çıktığını, 400-500 km menzil sunduğunu görüyoruz. O zaman o günün şartlarında Fluence'in 100 küsur kilometre bir menzil sunması aslında Renault'un batarya tarafında yaşadığı sıkıntıdan kaynaklanıyordu. Renault ile aynı dönemde ortaya çıkmış bu ve benzeri projeler, elektrikli otomobilin zannedildiği gibi cep telefonları gibi birkaç sene içerisinde çöp olduğu ve hızla değerini kaybettiği düşüncesini çürütmüş oluyor. 2. bir mevzu da ucuzlayan bataryalar. Bir elektrikli otomobilin maliyetinin yarısını neredeyse batarya tek başına oluşturuyor. Şu tabloya baktığınızda 2010'lu yıllarda yani Renault Fluence, Nissan Leaf, Tesla Model S gibi araçların piyasaya çıktığı dönemde 1 kWh'lik bataryanın maliyetinin 1200 dolar seviyesinde olduğunu görebilirsiniz. Yine aynı tabloda 2020'li yıllara geldiğimizde onda birlik bir maliyet ortaya çıktığını görüyoruz. Yani 2010'da 1200 dolara mal olan batarya bugün 120 dolara mal oluyor. O zaman bugün bir elektrikli
riskli otomobil alırken 1 milyon lira harcarsak 10 yıl sonra aracımızın değerinin çok ciddi şekilde kaybolacağını söyleyebilir miyiz? Geçmişteki verilere baktığımızda bu aşağı yukarı doğru gibi görünüyor ama aslında durum böyle değil. Çünkü bataryanın elektrikli araç maliyetindeki oranı da giderek azalmaya devam ediyor. 2010'lu yıllarda bir elektrikli otomobilin maliyetinin %50'den fazlası, hatta %60'ı sadece bataryadan kaynaklanıyorken, bugüne geldiğimizde kilowatt saat maliyeti 90 dolara düşen bir elektrikli araç bataryasının ortalama bir elektrikli otomobilin maliyetinde %30 ila 40 arasında bir yer kapladığını söyleyebiliyoruz. Kaldı ki bataryanın maliyeti de 2030'lara geldiğimizde 60-70 dolar bandına anca düşebilecek. Yani bugün birim maliyeti 90-95 dolar olan bir elektrikli araç bataryasının 2030'lara geldiğimizde 60-70 dolar bandına ancak gerileyebileceğini öngörebiliyoruz. Dolayısıyla elektrikli araç maliyetinde zaten eskisi kadar ağırlığı olmayan bir bataryanın önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde elektrikli araç fiyatlarında da çok ciddi bir düşüşe sebep olmayacağını söyleyebiliriz. Bu durumda bugün 1,5 milyon liraya 400 kilometre menzilli bir otomobil alırken 3-5 yıl sonra aynı fiyata 1000 kilometre menzilli bir otomobil alamayacağız. Tabii ki 1000 kilometre menzilli otomobiller çıkıyor ve daha fazla çıkmaya devam edecek. Fakat belki 5 yıl sonra aynı fiyatlara 400 kilometre değil 500-600 kilometre menzilli bir otomobil alacağız ve 400 kilometre 450 kilometre menzil sunan otomobilimiz hala ciddi oranda değerini koruyor olacak. Fakat burada şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Firmaların ve özellikle Tesla'nın argümanı şu ki elektrikli otomobillerde menzili uzatmak için bataryayı artırmak yerine verimliliği artırmak üzere daha aerodinamik bir tasarım ortaya çıkarmak, 800 volt, 1000 volt gibi yüksek voltaj mimarilere geçiş yapmak, silikon karbür çipli inverter kullanarak elektrikli araç içerisindeki verimliliği artırmak, daha verimli ve daha küçük motorlar kullanmak, arabanın ağırlığını azaltma yönelik şasi ile alakalı güncellemeler yapmak ve de en önemlisi şarj süresini azaltarak araçların mevcut menzilleriyle, mevcut bataryalarıyla daha kullanılabilir hale gelmesini sağlamak var. Sadece Tesla değil, diğer birçok firma bize daha fazla batarya satmak yerine daha kısa şarj süreleri ve daha verimli araçlar geliştirme peşinde. Dolayısıyla önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde daha büyük bataryalar yerine daha verimli araçlar, daha hızlı şarj olan araçlar göreceğiz. Yani 3-5 yıl sonra bugün 400 kilometre aldığınız otomobilin muadili 400-500-600 kilometre menzil sunarken daha hızlı şarj olabilecek ve daha verimli çalışabilecek. Yine ikna olmadınız diyelim, o zaman önümüzdeki 3-5 yıl boyunca benzin dizel motorlu otomobilinizi kullanmaya devam ettiniz. Ve yine farz edelim ki herkesin büyük bir iştahla beklediği 1000 kilometre menzilli uygun fiyatlı otomobiller piyasaya sürüldü. O zaman herkes bu otomobilleri almak isteyecekse, herkes tamamen elektrikliye geçecekse sizin benzin dizel motorlu otomobilinizi kim alacak? O gün geldiğinde işten yanmalı motora sahip aracınızı bugünkü değeriyle satabileceğinizi düşünüyor musunuz? İşte elektrikli araca bugün geçişin faydaları da tam olarak burada ortaya çıkıyor. Bugün şarj, batarya ve menzil noktasında ihtiyaçlarınızı karşılayan bir elektrikli araç sizi yılda on binlerce liralık yakıt ve servis maliyetinden kurtardığı gibi konforlu, performanslı, kokusuz, titreşimsiz, gürültüsüz bir sürüş sunacak. Eğer olur da 3-5 yıl sonra 2 kat menzilli elektrikli otomobiller çıkarsa sizin zararınız zaten kullanımla birlikte ciddi şekilde sübvanse olmuş olacak. Öteki tarafta benzin dizel motorlu bir otomobil kullanmaya devam ettiğiniz senaryoda ise hem yıllar içerisinde on binlerce lirayı yakıta ve servis masraflarına ödeyeceksiniz, hem konforsuz bir sürüşle karşılaşacaksınız, hem de 3-5 yıl sonra herkesin elektrikli araç almak için can attığı bir pazarda işten yanmalı aracını satmak için ciddi şekilde değerinden feragat etmek zorunda kalacaksınız. Belki de bu otomobilleri o yıllarda satmanız bugünkünden kat kat daha zor olacak. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.